Metin Rengi izleyicileri, işte şimdi neredeyiz biliyor musunuz? İşte bu adamın yanındayız hocam. Bu adam kim biliyor musunuz? Bu adam bütün ünlülerin kuaförü. Gerçekten o dizilerde izlediğiniz böyle hani hayran kaldığınız oyuncular var. Ne bileyim şovmenler var. İşte hepsi buraya geliyor. Bunun elinden geçiyor ve saçlarını, işte ne bileyim sakallarını, her türlü bakımlarını yapıyorlar. Ve Adem Terzi yanımızda. Nasılsın hocam? İyiyiz, teşekkür Nasıl ederiz. gidiyor? Hoş geldiniz. Gayet iyi, çok başarılı. Siz iyi misiniz? Hayırlı olsun yeni programınız. Çok teşekkürler. Yeni derken aslında bizim eski program ama Evet, biz bir yeni yıl ara başlıyoruz. vermiştik. Bir Evet. yıl aradan sonra tekrar yepyeni bölümlerle izleyicilerimizin karşısındayız. Hayırlı olsun. Hocam bak her şeyi duydum bu Türkiye'de. Biz de az çok yurt dışına gidiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz. Bak Fransız tıraşını duydum. İngiliz tıraşını duydum. Hani kes tıraşı duydum. Hani ense tıraşını duydum. Ama bir de Türk tıraşının patentini almışsın hocam. Bu nereden çıkıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Siz de biliyorsunuz ki bizim başarılı olan dizilerimiz Avrupa'da ve Arap ülkelerinde çok izleniyor ve çok reyting yapıyor. Dolayısıyla bizim de Arap müşterilerimiz olsun ve Avrupa'dan gelen müşterilerimiz olsun kimin hangi saçı kestiğini internetten araştırıyorlar. Araştırma sonucunda Adem Terzi çıkıyor ve Adem Terzi Barbers Club'a ziyarete geliyorlar. İlk bölümlerimizde biliyorsun biz Dubai'deydik. Hı. Dubai'de muhteşem görüntüleri ekranlara Hı getirdik. hı. Hı. Evet orada gerçekten Türklere inanılmaz Bir bir hayranlık inanılmaz bir var. hayran Tıraşlara kitlesi var. olsun, Aynen. oyunculara olsun. Aynen. Şimdi buradan sonra da nereye gideceğiz biliyor musun? Yine Bilmiyorum. bir Arap ülkesine gideceğiz. Hayırlı olsun. Mısır'a gidiyoruz Mısır'a. Şarm El Şeyh'e gidiyoruz. Maşallah. Baletin rengi Şarm El Şeyh'e gidiyor Mısır'a. İnşallah yepyeni bölümde de Mısır yine bir Arap ülkesi. Evet. Onların en güzel şeylerini ekrana getireceğiz, görüntülerini. Hadi inşallah. Şöyle bir şey var. Dolayısıyla oradaki insanlar bizi tercih ettiği için ve saç tıraşına özellikle geldiği için benim de hep hayalimde şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz Amerikan tıraşı var, İtalyan tıraşı var. Bunun gibi bir takım tıraşlar var ve bunu bütün dünyada biliniyor bu tıraş modelleri. O zaman Ama bizim tıraş nasıl? Güzel mi? Bak şöyle bir ense tıraşı bak. evet. Yani şöyle bir Ben de şöyle bir şey kanaat getirdim. Çünkü oradaki turistlerimiz bize koltuğumuza oturduğu zaman saçımızı Türk tıraşı yapın diye bize söylediği için ve ben de kendince bir Türk tıraşı bir tasarımı yaptım. Ve bunu da Türk tıraşı patentini aldım ama bu Türk tıraşı insanlar yapmayacak diye almadım. Yani bunu bulan kişi olarak böyle bir patent aldım. Bunu Yani herkes ilk bütün olarak uyanıklığı yapan işte oldu, aldı gitti yani. uyanıklık demeyelim de hızlı Yok düşünme yok diyelim. aslında buna güzel bir uyanıklık denir. Yani Hızlı düşünme ticari diyelim. anlamda herkesten önce Dolayısıyla davranmak. şimdi biz bu Türk tıraşını da aldık. Bunda tabii şu an internette inanılmaz derecede bir fan sayfası oldu bu Türk tıraşı ile ilgili. Bu da bizde bunu önce Türkiye'ye tanıtıp daha yeni başladık bunun tanıtımlarında. Ve aynı zamanda kısmet olursa bütün dünyada bu Türk tıraşını tanıtmaya niyetim var, hedefim var. İnşallah olacak tabii hep beraber. Gerçekten önemli bir adım. Hele hele sürekli böyle mesleğinde yenilik düşünen, işte insanlara yeni yeni bir şeyler katmak isteyen herhalde çok az sayıda insan vardır. Sen bence bu konuda çok başarılısın ama hocam hadi bak Kıvanç Tatlıtuğ tıraş ediyorsun da Evet. yanındaki adamları niye ona benzetmeye çalışıyorsun? Bak. Gel adam Kıvanç Tatlıtuğ gibi abi görüyor musun? Saçlara bak, sakallara bak. Doğru mu? Estağfurullah. Seviyor musun Kıvanç abini? Seviyorum. Hiç böyle dokundun mu öyle yakından şöyle? Tabii. Ne kadar hani samimiyetin var? Vay Kıvanç abim hoş geldin. Yok. Öpeyim abi ne içersin? Herkes işini yapar o yüzden. Seviyeli. Tabii. Hiç Olmaz böyle ne bileyim saçını yıkadın mı? Saçını taradın mı? Tabii saçını de genelde biz yıkıyoruz devamlı olarak. Kızlar hemen Rüştü'yü bulun. Bak Kıvanç Tatlıtuğ'a en yakın. İnanılmaz derecede hemen saçını bile taramış değil mi? Tabii. Tabii Adem abin de sana bu yolu gösteriyor değil mi? Tabii Adem Bey yokken Adem Bey yokken biz ilgileniyoruz diyorsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Adem Bey yokken, bak sen yokken gördün mü? Ellerinden geleni yapıyorlarmış. Evet tabii arkadaşlarım çok başarılı Ama bak kendileri de. benziyor da vallahi bak Kıvanç Tatlısu Trabzon şubesi. Kardeşim benim. Gerçekten Rize şubesi değil mi? Rize şubesiymiş pardon özür dilerim. Bu arada Rize ve Trabzon'a da buradan Karadeniz'e selamlarımızı Tabii. yollayalım. Var mı orada tanıdıklar? Bütün ailem orada. Bütün ailen orada. Evet. O iyi. Evlilik yok mu en yakın? Yok, şimdilik yok. Yok. Böyle iyi diyorsun. Böyle iyi. Nasıl? Kıvanç Tatlıtuğ saçını tararım. Ona benzerim. Kızlarla gezerim, gozerim. Bu işi ben bilirim diyorsun hocam. Yok, bilmek değil de Bilmek değil de bırak lan bu şimdi şey ayakları. Rüştü çok teşekkürler kardeşim. Teşekkür Şaka bir ederiz. yana gerçekten Adem'in de ekibi de hepsi pırıl pırıl. Ben böyle bir tane örnek hani saçı stiliyle böyle Kıvanç'a benzedi diye. Yoksa bütün ekip şu anda arkada zaten.
İşte ya gerçekten çok teşekkür ediyoruz Adem Terzi'ye. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz. Paletin rengine renk kattınız. Teşekkür ederiz. Hocam bırak da biz gidelim. Biz Mısır'a gidiyoruz. Siz Mısır'a gidin. Evet biz de saçları kesmeye devam edelim. Şu anda Mısır'da 30 derece Sharm el Sheikh. İnanılmaz derecede. Gideceğiz oraya. Bermudaları şortla geleceğiz. Belki de denize gireceğiz. Orada Mısır'ın en güzel görüntülerini getireceğiz. Okey. Buradan da bize Mısır'dan selam söylersiniz. Sana da Mısır'dan bir mısır patlamış mısır getiririm artık. diyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sakın paletin renginden ayrılmayın.